90'ları övüyordu bazıları değil mi? Oradan bahsediyorum. Nostalji faktörü var güzel kardeşim. Bir de tabii orada sen çocuksan eğer o yaşlarda. Ben hani geçen hafta Şeytan Üçgeni'ni bir şey yapıyorum. Belgeselini yapıyorum. Gazete yine girdik işte. Milliyete, Hürriyete, şuraya buraya. Yine böyle bütün gazeteleri taradık ettik. Bu esnada. Şeyden görüyorsun abi. Bahriye çok bombalanıyor. Tamam mı? Aşağıda da hemen aynı sayfada, hemen altında şeyde, manşette yani hemen altta çıplak poz veren bir Eurovision sanatçısı var. Erkeklerin aklını aldığı falan fistan gibisinden. İşte yan tarafta bilmem ne, bilmem kimi şey, Sabancı kızını mı nişanlattırdı? Öyle bir şey böyle yan yana falan duruyor. Şimdi sen o kısmı büyük ihtimalle hatırlıyorsun hani o eğlenceli kısımlarını, televizyon kısımlarını. Özel sektör, televizyonun, Ahmet Özal'la bu Cem Uzan'ın ortaklaşa Star TV hayatımıza soktuğu dönemler var ya. Sen belki o dönemi hatırlıyorsun. Eğlenceli geliyor sana. TRT'den sonra şey böyle daha renkli. Böyle müzik, klipler falan filan daha iyi geliyor sana. Onları hatırlıyorsun. Filmleri hatırlıyorsun belki. Ama ülkenin durumu, AKP 2000'lerin başında boşu boşuna sürekli güven üzerine vurgu yapmadı. Bak güvenlik var. AKP'nin en çok reklamını yaptığı mevzu şeydi biliyorsunuz. Faili meçhul olayıydı. Bizim dönemimizde faili meçhul yok diye. Bunun reklamını çok yapmış. Çünkü insanlar bunalmıştı. Yani o arşivleri tararken bak her hafta birisi bombalanıyor, birisi öldürülüyor her hafta. Ve bunlar da hani her insanın değeri aynıdır. Yanlış anlamayın beni. Bunlar da şey değil. Vatan, sokaktaki bir vatandaş falan değil ha. Bayağı aydınlar. Yani bir bakıyorsun Bahri Üçok, bir bakıyorsun Turan Dursun, bir bakıyorsun işte efendim Uğur Mumcu. Yani böyle böyle gidiyor. 93 zaten tam böyle peak noktası. Bu gerçekten. Çiğdem önemi yok ki. Kolektif hafızaya bu kazındı. Adamlar ilk başta bunun reklamını yaptı. Yani travması olan seçim döneminde ben bunu anlattım diye şey diyorlardı ya. Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışıyor falan. Ben şeyi anlattım. Yani AK Parti nedir? Erdoğan kültü nedir? Şey çünkü kolay. Anadolu insanı eşek sikiyor falan. Yani böyle sürekli bir kafandan sosyolojik tespit sıçmak. Bunlar kolay şeyler. Bu kolaya kaçmak. Neyse aptallar çünkü. Herkes aptal. Bir sen akıllısın değil mi? Tabii ben akıllıyım bir tek. Vay be ne akıllısın sen ya. Öyle bir zeka ki Ali Babacan'dan Davutoğlu'ndan dom alıyor falan. Çok inanılmaz bir zeka. Gelen geçen çakıyor bunlara. Daha dünkü çocuk Selahattin Demirtaş geliyor. O da çakıyor. Gelen geçen çakıyor ama çok akıllı bunlar. Yani kendini akıllı görmekten hani şey vardır ya. Kendi o kadar akıllı bazen çok basit bir şey göremiyorsun. Çünkü çok kompleks bir şey arıyorsun arkasında. Bunlar ondan muzdarip biraz da. Ama onlar çok akıllı. Şeyi bağlayacaktım yine. Siyaseti kapatacağım şimdi. Bir daha şey yapmayın. Uzatmayın mevzuyu. Burayı kapatayım. İşte Erdoğan kültünden bahsetmiştim. Bu kült nasıl oluşur? Kişilik kültü nasıl oluşur? Çünkü daha önce de sağ partiler vardı. Dünkü yayında mı? Pardon. Dün değil ondan önceki yayın mı şey konuştuk? Menderes, Özal, Erdoğan farklarını. Hani hep aynı sayılır bunlar. İşte merkez sağ falan diye sayılır ama aynı değildir. Ya Menderes'in kişilik kültü sonradan oturmuştur. İdamdan dolayı. Turgut Özal'da zaten. Erdoğan farklı bir durum. Erdoğan inşaat şeyleri olan var ya. Ben olmasam bunlardan yine bir bok olmaz abi. Bunlar da muhalifim diye. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bu belediye dönemindeki rant olayını. Hapishaneye girdiği dönemi. İşte buradan ağaç dikme olayından ne kadar para kaldırdıklarını. Akbil skandalını. Rahmetli Adil Serdar Saçan hayattaydı. Onunla Veryans'ın özellikle program yapmak istemiştim ben hayattayken konuşsun diye. Bunları biz anlattık. Belgeledik. Belgeselini yaptık. Hatırlıyorsunuz. Öyle bir süreç varken ABD'ye gidilmesi, oradan kontaklar, Abramovich'in gelip onu işaret etmesi, ayrılıp parti kurulması, parti kurulduktan sonraki propaganda, işte askeri vesayeti yıkmak için şu, ne askeri vesayeti, sen Çevik Bir'le çok iyiydin. Sen o dönemin askeri, sözde askeri vesayetiyle çok iyiydi senin aran. Erbakan gibi değildin. Bak bunları da anlattık ettik, biz AKP'li olduk. Onlar soğan 30 lira olmuş diye muhalefet yaparak şey oldu, duayen muhalif oldular falan böyle. Ki benim de şey derdim yok, beni muhalif diye anmasınlar. Öyle bir derdim de yok. Ben belgesel yapıyorum, essay yazıyorum, işte kendimce bir şeyler yapıyorum. Vatandaş seviyorsa, vatandaş karşılık veriyorsa ne âlâ benim için, ne mutlu benim için. Onun haricinde de bir başka bir şeyim yok, beklentim yok. Ama şu hani vatandaşı aşağılayarak da bir yere varılmaz, onu da söyleyeyim. Çok eksikliklerimiz var. Ben burada açıkça söylüyorum, kendimi de içine katarak. Biliyorsunuz kaç kere konuştuk burada sosyoloji. Eksikliklerimizi, takıntılarımızı. İşte efsaneli takıntı olmamız, tek adamcılığımız falan millet olarak. Bunların hepsini konuştuk. Bu biraz ama bizim yapımızla alakalı. Yüz yıllar belki de bin yıl süren bir sosyolojik yapıyla alakalı bu.
Ez cümle Avcıoğlu haklıydı. Oraya bağlayacaktı. Ya, yok şey. Ya şey kısmı kolay. Millete sallama kısmı kolay. Ondan bahsediyorum. Millete sallama kısmı kolay. Millet en son ne zaman konuştun? Çekinceleri nereden biliyorsun? Bir terör deyince millet atlıyormuş. Niye acaba? Bir düşünsene bakayım. Neden acaba? Bu ülkede terör yok mu? Bu ülkede hala insanlar ölmüyor mu? O zaman oturalım anlaşalım. Vay be. Vay, oturup anlaşınca bitiyor mevzu değil mi? Böyle yani çünkü. Sen sana saldıran herkesle oturup anlaşıyorsun değil mi? Cezalandırmıyorsun, otorite sağlamıyorsun. Çok zekisin. Ya ama ETA. Bir ara Tayyip Erdoğan da yapıyordu ya bunları. ETA, İRA falan örnekler veriyordu. Alakası saçma sapan yani çoktan teori olarak Türkiye uymadığını, pratikte de uymadığını bildiğimiz şeyler. Ya ya. Ölmüş bitmiş örgütü ne yaptık? Tekrardan şişirdik. Suriye'de boşluk açtık onlara. Hadi buraya gidin. Demokratik merkeziyetçi şey oynayın pardon. Demokratik konfederalizm oynayın burada. Buçkincilik oynayın burada diye saldık onları. Ya biz salmadık. Bize saldırdılar. Değil mi? Obama yönetimi. Ey Allah'ım ey. Sevgili Cem SBG. Şu anda zaten bahsettiğin bu akım. Bu insanlar eskisi gibi artık sessiz sedasız değil. Sosyal medya üzerinden kendilerini gösteriyorlar. Fakat şimdiye kadar alıştığımız Türkiye'deki yapıların aksine bunlar bir hiyerarşik yapı altında değiller. Farklılıkları da bu. Bir partiye bağlı değiller. Bir kola, bir derneğe, bir yere bağlı değiller. Yani bu Z kuşağı hani analizleri falan yapıyorlar ya en çok görmezden geldikleri nokta bu. Bir yere bağlı değiller. Bu pozitif bir şey bir yönden. Eski alışkanlıkları yok. Ve çok insanlar çıkacak Cemciğim. Bu özellikle bu yeni popüler akımların üzerinde surf yapmak isteyen yeni liderler, teşkilatlar, bilmem ne dernekleri, partiler, herkes bunu sahiplenmeye, buna liderlik yapmaya çalışacak. Ama ne bu akımın içerisindeler zaten mimarlarından değiller. Onlar üzerine konmak için geldiler. Düne kadar Selocu takılan adamlar şimdi bakıyorum Twitter'da böyle milliyetçi falan takılıyorlar. Yani herkesin derdi oraya konmak ama tutmaz, organik değil. Bu akım organik. Yani bu akımı şekillendiremezsin bu şekilde. Ancak katılabilirsin. Başka türlü yürümez. Benim görüşüm bu. Ve 2028 Cemciğim. 2028. Bu akımın ben Z kuşağı demekten çekiniyorum çünkü Z kuşak hepsini kaplıyor. Bir kuşak çatışması değil bu. Bu akımın en büyük özelliği de ihtiyacı olan şeyi dayatması. Yani bir siyasiden bir şey bekliyorsa onu o şekilde destekliyor. İhtiyacı olmadığı anda veya beğenmediği bir şey olduğu zaman desteği ondan çekiyor, başkasına veriyor. Yani seçmen olarak o belirliyor. O şekillendiriyor siyasileri. O şekillendiriyor siyasi partileri. Siyasi partiler onları şekillendirmiyor. Bak bütün partiler götlerini yırttılar, şekillendiremediler. Hepsi şeye geldiler. Sığınmacı konusunda aynı hizaya geldiler. Bu bunun örneğidir. Ha tabii demin dediğim gibi liderlik yapmaya çıkanlar olacak. O an olayında yaşandığı gibi. Birileri de bunun üzerinden primlerini yapacak. Parasını kazanmaya bakacak. Bunu engellemek gerekiyor. Bu önemli. En büyük iki nokta var. İki kriz var bu yeni akımda. Benim gördüğüm. Birincisi aşırı derecede ırkçılığa varacak şekilde bir içi boş, suni, karşılıksız bir aslında düz faşizm yani. Oraya evirmeye çalışanlar olacak. Reaksiyoner noktaya çekmeye çalışanlar olacak bunu. İkinci noktada da buradan maddi kazanç, bilmem işte makam, mevki elde etmek için bu insanları kullanmaya çalışan insanlar çıkacak. En büyük iki kriz bunların ikisidir. Başka bir şey değil. Ama bu sizin beklediğiniz gibi bir siyasi parti işte efendim reaksiyoner bir oluşum falan değil. Kimileri gibi işte dernek kurayım, toplanayım, gövde gösterisi yapayım bu değil. Bu yeni bahsettiğimiz gelişim birkaç yıl sürecek. Yani 5 yıl falan, 5-10 yıl arasında görüyorum ben bu dönüşümü. Öyle reaksiyoner bir şey değil. Çıkacaktır bu tipler ama önemli değil. Önemli olan bana sorarsan her think tank vari bir noktaya evrilmek ve siyasete buradan yön vermek. Çok kişinin olması önemli değil. Çoğunluğu kilit isimlerin şekillendirmesi önemli. Evet bu doğru. Önemli olan o kilit kadroyu yaratmak. Çoğunluk şekillendir. Medyayla yaparsın, şununla yaparsın, bununla yaparsın. O işin propaganda kısmı. Umarım anlamışsındır ne demek istediğimi. Erlikciğim Almanya'da çok... Erlik demiş sadece pardon. Merve Sultan. Erlik Almanya'da çok gördüm. Kürdistancı Zaza'dan. Yurt dışında olur Merve. Demin arkadaşa dedim. Fransa'daki olan arkadaşa da dedim. Yurt dışında evet ben de biliyorum. Almanya'da çok. Türkiye'de geçen şey örneğini verdik ya. Türkiye'deki Aleviler ve işte... Almanya'daki Tunceli Alevilerin arasındaki şey farkını. Daha örnek vermiştim. Kendim yaşadığım bir şeyden örnek vermiştim. Sebebi o işte. Yurt dışında kontrol yok çünkü üzerlerinde.
Kimlik sorunu var, kimlik krizi var. Alakasız insanlar alakasız yerleri kayıyor. Hatta IŞİD örneğini vermiştim, daha önce örneğini vermiştim. Yayınları takip ettiysen eğer biliyorsundur. Sana küstüm ama Şuto'ya destek için süper ödev. Bana niye küstün Göktengri? Mehmet Aktaş. Abi 3 yıl cemaat yurtlarında kaldım. Senin videolarından, görüşlerinden sonra atladım. Son cemaat videonda ben de konuşmak istiyorum. Mehmetciğim ya bana ya Bilal ulaş. Ben göremem belki ama Bilal üzerinden ulaşabilirsin bana. Bana yaz. Son zamanlar özellikle X'te Türk milleti eziklemesi moda durumda. Günümüze bakınca bazı noktalarda haklar sanki. Özellikle failed state oluşumu gibi. Çağrı zaten en kolay olayı o. Yani şey adam diyor ki ekonomik durumu şöyle insanlar et yemiyor. Evet abi herkes farkında. Zaten bundan muzdaribiz. Yani sen kime cevap veriyorsun? Saçma zaman mevzu o da. Bizde çok yaygındı o. Şeydeki bazı kahvede bir amca olurdu. Veya işte camide orada burada. Sürekli böyle şey basardı negatif olan. Biz de biliyoruz görüyoruz hepimiz yani. Bir şey yapmaya çalışıyoruz sonuçta. Olmaz böyle olmaz falan diye sürekli böyle bir ezikleme çabasına girerdi ama kime yani kime neyin tepkisini veriyorsun, kime ne anlatıyorsun? Yani gelir geçer Çağrı. O içi boş primo kolay yani ben de biliyorum onu. Ben bilmiyor muyum lan burada? Demin yayının başında konuştum belki duymadınız. Ben bilmiyor muyum şeyi açmayı? Anadolu halkı eşektir, bizim arkamızdan bir bok olmaz, hepiniz cahil. Ooo abi ne güzel analiz kastın ya, sen adamsın. Bir tur da bana kaya abi falan, çok zevke geldim. Bu de yani, bu neyin analizini kasıyorsun sen? Göterif. Şey çok yaygın ya. Babalaya gidiyor insanlar ve PKK hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Ey göt veren seni. Ey gidi göt veren seni. Bu ülkedeki siyasiler hala çıkıp PKK terör götürü diyebiliyor mu? Diyemeyen siyasetçiler var. Kıvırıyor adam demiyor. Lan Şeyh Said'e hain diyemeyen bir genel başkan var Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında. Bunu tetikleyen olayı görmüyor musunuz? Evet sorular saçma. Tabii ki de saçma sorular. Babalaya en iyi soruları gönderen şahsım adına söylüyorum. Ben. Benim yani ben göndermiştim şeye Gergerlioğlu'na falan şuna buna. Gerçi Davutoğlu kabul etmedi ama niye soruyor insanlar bunu düşünüyor musun? Konuşmak kolay. Millet reaksiyonelleşti. Niye reaksiyonelleşti? Bunu tartışma konusu yapan kim? Bu kuşak mı tartışma konusu yapıyor? Akıl hastası manyak. Kim bunu tartışma konusu yapıyor? Ondan sonra insanlar niye soruyor? Ulan Avrupa'da hani çok adam köyünden çıkmamış hayatına akıl veriyor. Avrupa'da böyle değil falan. Avrupa'da bir tane Müslüman kökenli siyasetçi ol, tamam mı? IŞİD'e yönelik böyle bir tane ucundan şöyle bir kapsayıcılık hani onlara da böyle falan diyen bir cümle kur. Senin çıktığın her programda ananı sikerler. Ananı sikerler senin. Dönüp dolaşıp sana onu sorarlar. Avrupa'da bir bomba patlasın 2-3 hafta boyunca Müslümanlar terörist mi tartışması döner. Sen ne anlatıyorsun? Toplumun sosyolojisi her zaman aynıdır. Bunun olmasını istemiyorsan gerizekalı, bunun olmasını istemiyorsan terör engelleyeceksin. Onun önünü keseceksin. Bu olduğu sürece millet tepki verir, millete şey diyemezsin. Sakin olun, yapmayın bir diyemezsin. Bir tane siyasi parti sabah akşam çıkıp apo özgürlük, apo özgürlük, apo özgürlük derse, bunu sürekli tartışma haline getirmeye çalışırsa insanların tartıştıkları şeyler de temel seviyesine gelir. Yani ülkede bir terör örgütü var, bombalıyor bunu savunanlar var halen de. İnsanlar ölüyor. Ve sen çıkıp diyorsun ki acaba niye ifade özgürlüğünü konuşmuyoruz falan. Ulan Amerika'da biz bunu yaşamadık mı 11 Eylül'den sonra? Çıkan yasaları hatırlamıyor musunuz? Amerika güya dünyanın en gelişmiş ülkesi. Hatırlamıyor musunuz yasaları ya? Patriot Act'leri şunları bunları. Dünyanın her yerinde toplum sosyolojisi aynıdır. Neyine şaşırıyorsunuz? Sen ben garip bulabiliriz onu ama halka bunu yapamazsın. O baskı yapamazsın. Hepiniz aptarsınız he diyemezsin. Burada siyasetle ilgilenir. Sen yaparsın, ben yaparsın, gazeteci yapar, yayıncı yapar. Biz bunu yaparız belki. Ama eğer halk programı yapıyorsan, halk geliyor oraya. Halktan, köydeki adamdan tut, işte öğrenciye kadar geliyorsa bu insanlar bunu sorarlar. Yaşadık bunu. Sebebine bakacaksın, sonucuna değil. Çok akıllı sanıyorsun ya kendini. 3 kuruşluk aklın yok. Çok akıllı sanıyorlar ya kendilerini. Avrupa'da böyle değil. He değil, yarrağım he. değil. Sen çok iyi biliyorsun, değil. Çok sosyoloji çok iyi biliyorsun sen. Halk aptal o yüzden böyle yapıyor. Neden terör örgütü PKK soruyormuş? Ulan bir tane malum bir siyasi parti var şu anda. Biliyorsunuz örgütü şey yani çok anormal bir durumdayız. Kimse farkında değil. Normal geliyor size. Anormal bir durumdayız. Her gün insanlar ölüyor. Yani biz bunu yaşıyoruz. Bir de o tayfa çok şeydir. Çok beyinsizdir. Onu da söyleyeyim. Çok beyinsiz gerizekalı olmalarının yanında aynı zamanda bu da var kendinde. Onlarda şöyle bir şey var. İşte Türk milletinin şeyi vardır biliyorsunuz. Bizde tek adamcılık şeyi vardır. Biz itaatkar bir toplumuz.
Tek adamcılıkta ama. Ben devletçi olarak bakmıyorum ona. Devletçilik diyorlar ama tek adamcılık o. Onu da ayrı bir gün tartışırız, devletçilik, tek adamcılık farkını. İtaatkar bir toplumuz değil mi? Bununla sürekli dalga geçiliyor. Devletim yapar, devletim eder falan filan diye. Bizdeki bu toplum yapısıyla dalga geçiliyor işte. Polisim şöyle şu bu falan. Yer yer doğru olduğu eleştiriler de var. Ona da katılıyorum. Aynı adamlar, Suriyeli bir kadın çıkmıştı yine sokak röportajında. İletişim başkanlığı bir şeyler denemişti biliyorsunuz. Hani sürekli iletişim başkanlığı hakkında uyarıp da iletişim başkanlığının bütün operasyonlarına kanan tayfa var ya. Sürekli Fahrettin Altun biz bunu yemeyiz deyip sürekli Fahrettin Altun tuzağına düşenler. İşte Suriyeli kadın demiş ki işte siz değerini bilin yakında burası da böyle olacak falan görürsünüz o zaman gibisinden demiş şimdi. Güzel kardeşim Suriye niye böyle ve Türkiye niye böyle değil? O zaman madem bu kadar güvenlikçisin sen katılıyorsun o söyleme yani. Türkiye'de güvenli olması şeyden daha önemli. Güvenlikçilik daha önemli. O zaman bu dalga geçtiğin adamların mentalitesine şükredeceksin. Değil mi? Orta Doğu'daki gibi şeylerin yaşanmaması, kan dökülmemesi bundan dolayı o zaman. Mantıken diyorum ben bunu demiyorum yanlış anlamayın. Bunların mantığına göre diyorum. Yani sen hem bunlarla dalga geçip hem de o Suriyelinin arkasında durup şey diyemezsin. Ağzını payını vermiş Suriyeli. İngilizce öğretmeniymiş. Şey demiş onlara. Siz işte değerini bilmiyorsunuz falan filan. O biliyor. Sürekli bak şu şeydir. Yani çok Anadolu'yu çok iyi biliyor ya bunlar. Her boku biliyorlar ya. Anadolu'yu çok iyi biliyorlar ya. Git bir Anadolu'da herhangi bir kahveye. Sana verecekleri en büyük örnek şeydir. Erdoğan destekleme. En final örnek ama. En final örnek artık. Erdoğan konusunda. Bak Saddam'a ne yaptılar? Görüyorsun bak Saddam'a ne yaptılar? Beğenmediler. Şimdi arıyorlar. Heykelini yıkan adam şey diyormuş. Saddam Hüseyin'i istiyorum diyormuş. İşte Gaddafi gitti bak ne oldu? Libya halkı şu anda bokunda boğuluyor falan. En düz argüman budur Anadolu'da. Sen bunları hiç inceledin mi? Sen bunları hiç baktın mı? Yani sebebine bakıyor musun bu işin? Neden bu millette böyle bir travma var diye? Bizim dibimizde bu savaşlar yaşanmış. Suriye'nin bize etkisini hiç konuşuyor muyuz biz mesela? Ya ama işte analiz. Aynı ama analiz. Analiz kasıyorlar. Götünü kaşıyor, analiz kasıyor. Konuşuyor işte. Gözünden bir şey sallıyor. Hiçbir şeyden çaktı. Ya da şey tayfa var işte. Şuraya girelim burayı bombalayalım böyle öyle bir konu. General sanarsın orospu çocuğunu. General sanarsın da yanında silah patlasa 2 kilo sıçacak altına. Ama general gibi konuşuyor. Oraya gir buraya gir şuna yap bunu bombala. Görürsünüz yakında kömüre dönecek şunlar falan diye. Garip garip çağırlar böyle. Millet ciddiye almasa sorun yok. Herkes fikir belirtsin. Ben o yönden benim için sıkıntı yok. Millet ciddiye alıyor falan böyle. Bir tanesi biliyorsunuz alındı köfteci çıktı ya. Biliyorsunuz değil mi o hikayeyi? Köfteci çıktı eleman. Köfteci. Köfteci. Adam genel kurmay başkanı gibi takılıyordu Twitter'da. Köfteci çıktı. Köfteci çıktı ya. Adam şeyleri bile koskoca komutanlar bile takip almışlar falan böyle. Akıl alır gibi değil. Kafayı yersin ya. Biz bütün bu salaklara laf anlatmaya çalışıyoruz. Birisi ayrı salak, diğeri ayrı salak. Herkeste bir aptallık var. Allah'ım ya. Neyse nereden geldik buraya yine? Bir şeyin aşırılığını yapıyorsa zaten biri ben bunu önceki yayınları kaç kere bu hani ordu konusu, militarizm konusu, savaş konusu soruluyor ya bizde. Orada da söylemiştim size. İşte ekranları çıkıp şurayı düz ederiz, şuraya sokarız, şuraya gireriz. Bunu konuşan adam sivildir. Savaş görmemiştir, silah patlamamıştır. Bak dikkat edin. Hep aynıdır. En çok böyle girelim sikelim edelim yapan diyenler hayatında savaş görmemiş silah görmemiş adamlardır. Askere sor kardeşim cephedeki adam konuşsun. Komutan konuşsun. Biz bunu deyince şey oluyoruz. İşte askeri övüyorsun. Asker siyasetin emrinde olması gerekiyor ama siyaset popülizm yapıyor. Ne yapacağız onu? Siyaset popülizm yapıyor. Çıkıyor meydanlarda şuna sokarız buna gireriz diyor. Sorumluluğu yok. Biliyorsunuz sorumluluğu yok adamın, komutanın var. Komutan biliyor şehit verdiği her çocuğun sorumluluğunu hissediyor sırtında. Komutan o kadar rahat konuşamaz. Asker diyorsa şayet mesela harekat düzenlenmesi gerekiyor. Mesela şu önemli bu önemli stratejik olarak diyorsa o zaman dersin ki ha tamam demek ki gerekli bir şey var burada. Anladınız mı farkını? Siyaseti tabii ya bilmiyor ki siyaset. Götünü demin dedim ya çok konuşanlar böyle. Silah patlasa yanında 50 kilo salacak altına. Ama konuşuyor. Böyle dediğin zaman da şey diyorlar. Askeri ve şahit askeri mi dinleyecek? Evet dinleyeceksin. Adamın işi bu. Şeyde de yaşamıştık ya bu amiral bildirisinde küfürler ediyorlardı. Adamların işi bu gerizekalı.
Döndün dolaştın, Ukrayna Savaşı çıktığında Montreux'dün sen de. Mal, beyinsiz, aptal. Darbeci ilan ettin, militarist dedin, postal yanıyor dedin, adamın dediği çıktı. O kadar amiral, o kadar tecrübe etmiş. Katılmasan bile bir dinle. Ya neyse ya, yine ne konuştuk? Yine. Filistin oraya buraya asker gönderin diyen Fatih Erbakan askerlik yapmamalı. Ya aynıdır deminle bile. Şaşıracak bir şey yok ki, hep aynıdır yani. Abi sen istediğini söyle, adam konuşuyor, amiralleri tutukluyor, primini alıyor, boşa kırık çekiyor. Mirza, benim şey beklentim yok ki. Halk bize sahip çıksın demiyor. Benim asla böyle beklentim olmadı oğlum. Niye böyle bir beklentiniz var ki? Ne sanıyorsunuz siz? Toplum dediğin, kalabalık dediğin şekillendirilir. Medyayla şekillendirilir, siyasetle şekillendirilir. İşte Türkiye fakirmiş, o yüzden öyleymiş. Hayır, batıda da böyle. Dünyanın en zengin ülkelerinde bile böyle. Topluluk sosyolojisi böyledir. Biz buna karar vereceğiz şimdi. Bak, bu çok temel bir şeye indik. İnanıyor musunuz demokrasiye? Milletin egemenliğine. Bak, çok temel bir şeye indik şimdi. Popülizm siyasetin amacıdır. Çünkü oy vardır günün sonunda. Siyasetin işine geliyorsa askere küfür eder, içeri atar, terörist der. Genelkurmay başkanı demediğini bırakmaz. Hain olursun, yuhalanırsın, taşlanırsın asker olarak. Aradan 4-5 sene geçer. Bu sefer de senin ölümün üzerinden yine oy kazanır. Adam öyle ya da böyle kazanır, anladın mı? Öyle ya da böyle kazanır. 4 sene geçmez aradan. 4 sene geçmez aradan. Apo'nun mektubunun okunmasıyla hendek operasyonları arasında 4 sene yok. 4 sene yok arada, 4. 4 sene ne demek biliyor musunuz siz ya? 4 sene demek şu dünkü pandemiydi. 4 sene oldu da pandemiden. 4 sene geçti. Hani toplum? Hani beklentiniz de onu söyleyin bana. Ben de bileyim. Abi böyle böyle. Ben de sizden öğreneyim. Söyleyin. Ben size dayatmıyorum fikrimi şu anda. Söyleyin, ben de öğrenmiş olayım. Ve ben de fikrimi değiştireyim. Ona göre kendimi geliştireyim. Yok demek ki. Ha, bunun çözümleri ayrı. Kimisi gelir öfkelenir. Çünkü hayatı boyunca o ideale inanmıştır. İşte demokrasiyi güçlendirdikçe falan, demokrasiyi de bir şey sanıyor. Yani direkt demokrasiyi, salt demokrasiyi sanıyor. Herkes başımıza Hannah Arendt, amına koyayım. Herkes başımıza Hannah Arendt oldu. Direkt demokrasi diye. Direkt demokrasi. Gördük referandumda. O zaman şunu yapacaksınız abicim. Bu halkın çoğunluğu Tayyip Erdoğan destekliyor mu? Salt bir şekilde. Referandumu destekliyor mu? Salt bir şekilde. O halde o zaman neyi tartışıyoruz biz? Ha, ama sizde de şey var. Ya bu halk 2010'da da FETÖ'yü desteklemişti referandumda. Şimdi ama karşı destekliyor. Ha, o zaman size bir noktaya geldik. Demek ki rızanın imali diye bir şey var değil mi? Halk şekillendirilebiliyor. Halk şekillendirilebiliyor demek. O zaman başka bir noktaya geldik şimdi sizde. O zaman stratejiyi farklı yapacaksın. Hedeflerin farklı olacak. Beklentilerin farklı olacak. Ama reaksiyonellik üzerinden biz tepkiyi seviyoruz. Biz kendimizi bir sembol yaratmaya çalışıyoruz. Bir şeyin parçası olmaya çalışıyoruz. Bazen muhafazakar oluyoruz. Bazen laik atanımız tutuyor. Bazen Atatürkçü oluyoruz. Bazen o oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Günlük. Tamamen zevkle alakalı. Yoksa çok ağır bir şey yani. Çünkü şeyle yüzleşmemiz gerekiyor o zaman. Hibrit devletiz ya. Failed state diyorlar da Türkiye failed state değildir. Hibrit devlettir. Yani demokrasi vardır ucundan ama hibrittir yani. Salt demokrasi değildir. Failed state de değil. Devlet çalışır. Kendince çalışır yani. Asgari şeyleri çalışır. Ama hibrittir. Yeri geldiğinde çalışmaz. Gri alan bırakır falan filan. Kriz dönemi gibidir. Dark Knight'ta var ya. İşte en son Romalılar Sezar'a vermişti. O da asla bırakmadı bir daha. Salt tek gücü. Cumhuriyetten şeye geçiş. Diktatörlüğe geçiş konusunda. Kriz anlarında tek adama devredilir şey. Bizde kriz an bitmediği için. Çünkü krizler ülkesiyiz. Her zaman kriz var. Yarın kriz olacak. Dün vardı. Her zaman olacak. Yani bu toprakların makus kadili bu. Bilerek mi yapar? Ha bak, bu güzel 23 insan. Bilerek mi yapar? Devlet dediğini konuşmamız lazım. O zaman şeye gidiyor çünkü mevzu. Derin devlete planlı. Hayır, devlet bilerek yapmaz bunu. Çünkü öyle bir oluşum yoktur. Bazen diyoruz işte AKP bunu bilerek yaptı. AKP'nin yapmaya çalıştığı şeyleri çocuk bile anlar. Öyle çok derin bir şey yoktur. Kafası yoktur. Günü kurtarmaya yönelik çalışır. Anlarsın yani böyle. Çok zeki bir şey değildir. Oluşum değildir. Böyle azıcık kronoloji çıkarın anlarsınız zaten. Şeyden anlarsınız ya. Sol sağ sol sağ yapmasından.
5 sene süren tek bir politikası yoktur yani. 5 sene devamlı bir şekilde süren bir politikası yoktur. Bir öyle olur, bir böyle olur. Günlük. Rastgele günlük. Ha, millete de şeyi yedi. Tabii derin devlet. Sen rahat içinde şeyi, hayattaki anlamsızlığı alıyorsun ondan, anladın mı? Hani bazıları vardır ya mesela, dini inancı vardır ama sırf anlamsız ol. Yok abi olması lazım ya falan. Vardır kesin yukarıda birileri, şey olmasa da. Deist oluyorsun değil mi o zaman? Vardır ya ama işte ne olduğunu bilmiyorum falan. Biraz bizdekiler o kafada. Derin devletçiler. Vardır bir şeyler abi ya, bu kadar anlamsız olamaz. Yok öyle. Öyle abi yani. Çocukken de devletleri mistik güç sanardım. Dark Architect Amerika bile değil. Yani bugün senin gözüne gelen en büyük devlet bile sandığın kadar büyük bir yapılanma değil. O ekonomik güçten, silahlı güçten falan bahsetmiyorum. Yönetim konusunda. Okuyun 11 Eylül süreçlerini, işte bu Körfez savaşlarını, Irak işgallerini falan okuyun. Ne rezillikler. Yani kıçınızla gülersiniz. Öyle böyle değil. Kıçınızla gülersiniz. Yuh artık dersiniz. Ya mahalle bakkalı mı bu dersiniz. Zaten kendileri diyor. Dönemin siyah ajanları falan diyor zaten kendileri. Kovboy gibi takılıyorduk falan gibisinden. Çin bundan farklı gibi toprak. Ha, Çin neden farklı? Çünkü o sizin beklediğiniz derin devlet algısı planlama olarak var içinde. 4 sene 5 senelik planlanıyor ya. Mesela 2049 belgeseli, niye 2049 diyoruz? Çünkü 2049 hedefleri var adamların. Ama bizdeki gibi şey değil. 2023 hedefleri gibi değil. Böyle kolpa göstermelik slogan değil. Bayağı böyle planlama şeyleri var. İşte bu sene bu hedefleri tutmamız lazım. Bu sene bunu yapmamız lazım. Planlı ekonomileri var. Ve bu planlı ekonomiye sadece işte ekonomik faktörler dahil değil. Dış politika dahil. Şu limanı kiralayacağız, şunu alacağız. İşte asgari kapasiteyi şu saate kadar şuraya ulaştır, şu tarihe kadar şuraya ulaştıracağız. Anladınız mı? Personel şu sayıya ulaşacak, buraya gideceğiz. Sferimizi genişleteceğiz. Soft power arttıracağız. Medyaya para basacağız. Hollywood'a para basacağız bak. Hollywood'a bastıkları para bile planlıydı. 5 sene içerisinde Hollywood'u ele geçireceğiz gibi. Yaptılar da sonra, biliyorsunuz. Büyük blockbuster'larda bir şey vardı. Bir tane Çinli karakter falan oluyordu. Hatırlıyor musunuz onu? Onu 2010'un ortasında planladılar. Duyurdular Hollywood'a şey olacağını, yatırım olacağını. Ve 2020'de göz göster, yani 10 sene sürdü. Satın aldılar yavaş yavaş. Şirket satın aldılar, parayı bastılar. Bu planlı şeydir. Bu çok yüksek bir şey değil. Yani sen de otursan, Türkiye'de de vardı bu, devlet planlama teşkilatı vardı bizde. Sen de otursan, hakikaten kaliteli insanlarla oturup bir planlama yoluna gitsen biz de yaparız bunu. Bunda bir şey yok ki. Ama sen seçilmezsin. Fark bu. Çin'de seçim yok, demokrasi yok. Anladınız mı? O yüzden demin şey dedim. Temel bir şey tartışmamız gerekiyor sizden diye. Sen seçilmezsin. Ha, o zaman şeye geldik. Devlet mi toplumu etkiler, yaratır? Toplum mu devleti yaratır? İkisinden birini savunacaksınız. Toplum devleti yaratır diye savunuyorsanız, işte liboşluk, bilmem neycilik, işte bu yetmez ama evetçilik yapıyorsanız eğer, sizin şu anda konuşma hiçbir hakkınız yok. Türkiye'de yaşanan hiçbir şey hakkında konuşma hakkınız yok. Çünkü toplumun istediği yönetim şekli budur. Her ülke için farklı bence. Dark Crusade'e bak, çok güzel bir noktaya değindin. Dün konuştuğumuz mevzu. Avrupa'daki devletleşme, çünkü devletleşme bir ihtiyaçtan doğuyor biliyorsun. Kendi yönetim ihtiyacı duyuyorsun, oradan geliyor. Felsefesi de etkiliyor, dini. İşte Katoliklerin şeyleri, Protestanların çıkışları. Her ülkede bir akım var. Mesela Fransa laiktir, Almanlar seküler. Hep bu örneği veriyorum ben. Dip dibe komşu adamlar yani. Ama kültürleri çok farklı. İhtiyaçları farklı, devletleşmeleri farklı. Bu devletleşmeler eksiklikleri de farklı tabii. Prusyalılar askeri bir ekolden geldiği için. Sonradan tabii ilk demokrasi denemesinde eksiklikler olduğu için ne oluyor? Şey gidiyor. Naziliğe geçiliyor. Naziler de parti olarak gelmiyor biliyorsunuz. Bayağı böyle şey olarak başlıyorlar. Örgütleşme olarak başlıyorlar. Piknikler yapıyorlar, kamplar yapıyorlar. İşte gençlik örgütleri, kadın örgütleri böyle yavaş yavaş geliyor. Alttan geliyorlar. Laik zaten seküler değil mi? Hayır, Ahmeram. Devlet laik olur, toplum seküler olur. Mesela Alman devleti laik değildir. Almanya'da okula gidin, mahkemeye gidin, haç vardır şeyde asılı duvarlarda. Her yerde haç asılı. Ya bizi okulda, ben Almanya'da okurken, çocukken, bizi okulda şeye götürüyorlardı, kiliseye götürüyorlardı. Adamlar siklemiyor yani. Biz diyoruz ya biz Müslümanız, biz gelmiyoruz falan. Biz okulda yok, sen de geleceksin diyor. Yani ailen sormadığı sürece götürüyorlardı seni. Biz bayağı gidiyorduk. Yani biz senede birkaç kere kiliseye gidiyorduk okulla birlikte. Türkiye'de mesela mümkün böyle bir şey. Bizi bayağı kiliseye götürüyorlardı. Mal gibi duruyorduk orada. Korkutucuydu tabii şey için. Hani Türk birisi için korkutucu geliyor onların şey mimarisi, işte ilahileri, şunları bunları falan kilisede. Bayağı götürüyorlardı bizi. Biz Türkler ayrı oturuyorduk böyle falan. Arkadaşlar şey elham okuyor şimdiden. Dinden çıkmayalım diye. Çocuk elham okuyor içinde. Dinden çıkmayalım diye. Biz mal mal bakıyoruz böyle. Tabii o zaman ailelerin de umurunda değil o.
Sonradan şimdi yeni nesil falan gitmiyor tabii. Mümkün şimdi şey bayramlarda tatilleri falan varmış yeni nesil. Kardeşimden öğrendim ben de. Biz de tabii nerede yok bayram tatili bilmem. Biz şey diyorduk hastalandım falan diyorduk. Gidiyorduk şey bayramlaşmaya millet. Biz az sonra hocalar da çakmıştı. Siz bayramlaşıyorsunuz değil mi? Bayram yüzünden gelmiyorsunuz hastayız diye. Devlette onun bir şeyi yoktu. Yapılanması falan yoktu. Adamlara göre biz yoktuk yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela şey dersleri oluyordu bizde. Katoliksen Katolik dersine giriyordun. Protestansan Protestan, Ortodoksan Ortodoks. Yani ayrı din dersleri vardı. Haftada iki kere din dersi oluyordu. Biz mal gibi kaldık oğlum. Bizi ilk başta şeye koydular. Katolikleri falan görüyordu. Ben bir sene Katolik dersine girdim. bir sene sonra dediler ki ya bunlar Müslüman oğlum bunlar ne işi var Katolik dersinde diye. Bize etik dersleri yapmaya başladılar. Biz etik gördük. Felsefe eğitimi gördük. Düşünebiliyor musun? Bir sene gidiyorsun böyle. Paulus Maus anlatıyor sana öyle. Not al. Yaz. Sınava gir. Mal gibi şey yapıyorsun. Giriyorsun sen de. Biz etik derslerini almaya başladık. Yeni jenerasyon sonra tamamen şey gitti. Sırf etik derslerine. Etikte şey biliyorsun işte felsefe. Antik Yunanlar. İşte ahlak nedir? Ahlakın soy kütüğü üzerine. Nietzsche falan onları öğretiyorlardı. Etik derslerinde. Ahlak dersi yani. Protestana girseydin bari. Ahmet seçtirmiyorlardı ki. Sen hangi mezheptesin diyorlardı. Biz mezhepleri falan bilmiyorduk. Yani düşün. Biz hepsini Hristiyan biliyoruz evde. İşte yok bunlar işte farklı farklı şeyleri var. Akımları vardı. Protestanlar ayrı, o buraya Katolikler ayrı. Katolikler daha tutucuydu falan. Bunları sonradan öğrendik biz. Niye değindim buna? Ha şeyden. Laik devlet, seküler toplum farkından. Fransa laik devletir, Almanya değildir. Yani gayet şeydir. Ama toplum sekülerdir mesela. Katolik olmasına rağmen tabii hepsi değil. Güney Katoliktir. Yukarı doğru gittikçe şey Güneydoğu'ya pardon. Batı yok Kuzeydoğu'ya gittikçe. Kuzeydoğu'ya gittikçe Protestanlaşır. Almanya'da laik ihtiyaç yok ki Emirhan. Toplum seküler olduğu için. Çoğu dinsiz zaten mesela. O bana çok garip geliyordu. Bu kadar kiliselere gidiliyor. Sürekli din olayı var şeyde. Devlet iç içe yani böyle. Bize garip geliyor tabii. Onlar alışmışlar. İnanmıyorlardı çoğu ama. Yine de gidiyorlardı. Böyle dalga geçiyorlardı. Ne bileyim İsa'yla, işte bunların dini inançlarıyla, işte meleklerle falan. Dalgaya vuruyordu çocuklar. Hepsi ama böyle. Bir tane bile aralarında şey yoktu. Ya yapmayın etmeyin falan. Ama giriyorlardı din derslerine. İşte komünik şeyleri vardı. Komünyonları falan vardı. Kilisede belli bir yaşa gelince şeye gidiyorsun. Bir şey var. Üyelik şeyi var. Gidiyorlardı yine. Yani çok çok garip. Kültürleşmiş. Ya böyle de çıktığını biliyorum ama sekülerler toplum olarak. Bu sekülerlik nereden başlıyor? Şu an ekin Türkiye'nin mesela çoğunluğu sekülerdir. Sen bakma yani aşırıcılara. Laik devlet seküler toplum yaratmıştır. Sen bakma şu anda laik devleti sallayıp durmalarına. Seküler yaşıyorlar. Kafanızı şişirdim yine sizin kusura bakmayın. Şeyleri de attım. Yine birikmiş anasını satayım. Ya ben de diyorum ki o iyi şeyleri oku. Süper chatleri okuduk geçtik diye. Dur bitirelim. Bugün bitireceğim bunları bırakmayacağım. Zengin dinciler de seküler yaşar. Bunu Max Weber anlatıyor. Evet Heinz. Max Weber çok net anlatıyor bunun sebebini hatta. Şeyle alakalı. Türkçesi nasıl çevir şeyin? Protestan ahlakı. Öyle mi çeviriyorum? Weber'ın eseri Türkçe'de protestan ahlakı diye mi? Etik ahlak diye çeviriyor değil mi? Weber'ın eseri. Protestan ahlakı ve hiç Türkçe okumadım Weber'e. Evet. Evet abi. Tamam o zaman doğru. Bak mesela bu tarz şeylerde terimler konusunda da ne bileyim işte hangi şeyi konuşursan konuş ben hep Almanca okum. Yani terimi bilmiyor olabilirim bazen o konuda. Beni mazur görün. Türkçe olmadığı sürece işte Ziya Gökalp'ti şuydu buydu. Bunun Türkçe olmadığı sürece kaynak. Almanca ise hiç Türkçe okumadım. Bitirelim şeyi. Kilisede erlik. Vay abi gidiyorduk bayağı. Biz de hani böyle gidiyorduk. Bizimkiler de hiç tepki vermiyordu. Bizimkiler de hiç tepki vermiyordu evde. Yani seninle mi uğraşacağız lan falan modunda. Fazla dikkat çekme. Bizimkilerden bir kolay oydu. Fazla dikkat çekme oğlum. Git işte kiliseye. Kilise ise kilise. Din derse gir işte ne olacak falan. Yani Türklerin yapısını anlayın diye yurt dışında. Öyle şey değil yani. Biz bunu işledik falan. O sonra değişti. Post 11 Eylül sürecinden sonra 2000'lerden sonra şey başladı mesela. Kız çocuğumu spora göndermem.
spor eğitimi karma veri bizim dönemimizde öyle yoktu. Yani Türk kızları falan da geliyordu spora. Hiç yani çocuksun oğlum da o yaşta. Sonradan şey başladı. Almancılar bilir. Sonradan o şey başladı. Kız çocuğumu göndermeyeceğim. İşte benim kız çocuğum yüzme dersine gitmesin. Ne bileyim işte derste böyle böyle şey vermişsiniz. Evrim falan filan. Ben evrim şeyi öğretmeyin çocuklarım. Bunlar başlamıştı, şaka değil. Yani biz gayet görmüştük, evrim geçmiştik. Hiç, yani umurumuzda dolmamıştı. Hiç böyle bizde ikilem de oluşturmamıştı yani dinle şey arasında. Ondan sonraki 2000'den sonraki süreçte bayağı şey başladı. Bayağı böyle ben çocuğumu göndermem, özel okul açalım biz Müslümanlara falan diye. Bir düşün yani 60 yıl bir arada yaşıyorsun. 60 yıl. 60 yıl böyle bir şey yok. Kimsenin umurunda değil. Ki bizi mesela kiliseye falan götürmeleri de yanlıştı mesela. Hani zarar olduğundan değil ama yanlıştı yani. Buna bile tepki yok. Ama 2000'den sonra ne olduysa 11 Eylül'den sonra. 2000'den sonra birden bu şey başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum onu. Bizden sonraki nesilleri falan da çok arttı bu. Kimin marifeti acaba? Uğur Mumcu Rabıtay'ı oku. Neden? Neden? Bundan dolayı işte. Sonra işte o ne bileyim Danimarka'da karikatür olayı falan o iyice şeyi arttırdı. Birbirini körükledi böyle. Yani birden böyle garip bir şekilde kendimizi şeyin içerisinde bulduk. Din tartışması. Ulan 60 yıldır kimse burada İslamiyet'i tartışmıyor. Almanlar bize karışmıyor. Biz onlara karışmıyor. Oldu birden. 11 Eylül'den sonra başladı o işte.